3 futbolcu konusunda. Bolu Spor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili çalışıyoruz. 3 futbolcu konusunda Sait Hoca ile görüşmüştük zaten biz. Transferde de bugün Eskişehirspor'da 8 futbolcu ayrılmış. Bu futbolcular herhalde Mayıs'tan beri şimdi maçları yok. Bolu çok zengin bir şehir değil. Bospor'un bir tane futbolcu parası verip de kaybedecek gücümüz yok. Bizim transferdeki 2-3 futbolcu amacımız 5-6 futbolcu almaktansa 2 tane net futbolcu alıp nokta transfer yapalım. Bu transferde bu ligde bu sezon oynamış futbolcu olsun. Hazır. Bu konuda da belki 7-8 futbolcu mukavelesini feshetmişti. Onlarla görüşmeler yaptı. Ama daha sonra kulüpleri para yatırdığı için de bu futbolcular boşa çıkmadı. Eksiğimizi biliyoruz. Hocam da biliyor eksiğimizi. Onun için de bugün itibariyle de görüşmeler devam ediyor. İşte Santrafor'dan haber bekliyoruz. Herkes biliyor artık. Eski futbolcumuz. Bir aydan beri Can kardeşimiz görüşüyor. Zaten Pupon Can'la görüşmüş. Yani Pupon Can'ı arıyor. Benim tercümanımız. O da orada gelmek istediğini söylüyor. Bekliyorsun. Oradan bekliyorsun. Buradan bekliyorsun. Yani önemli olan Bospor Kulübü'nün bu mevkilerde hazır olacak. Alıp da işte bu hafta Ümraniye maçına koyabileceğimiz bir en azından transfer yapmamız gerekiyor. Onu da hem bizim bildiği, inandığı bu takımı taşıyacak ara transfer dediğimiz dönemde bu futbolcuları biz almak istiyoruz. Onlar da gelmek istiyor. Ama tabii bu sefer futbolcular tabii kendi kulübünde kalmak isteyenler de var. Böyle bir pazar devam ediyor. Ama almamak gibi niyetimiz yok. Bunu herkes bunu görüyor. Ama şunu söyleyeyim, şu anda terakkiler gelmek istiyor. Sol bek ihtiyacımız olduğunu hissediyorsunuz. Ferhat Kiraz da bizim topçumuz, çok sevdiğim topçumuz, bizim kardeşimiz. Çarıkçı sağ bek ve sağ açık bölgelerini takviye yapmak istediklerini söyledi. Belki iki transferle de tekrar o heyecanı vereceğiz. Şu an tabii geçen sene Melih Oktan'la başlamış sakatlık zincirimiz oldu. Umut da devam etti. Ödüye devam etti. Şu anda sakatımız da yok. Hamdolsun. Bir İshak hasta. Bu hafta yetişir büyük ihtimalle. Kırmızı beyazlı taraftarlardan destek isteyen Çarıkçı, taraftarlarımız da bizlere kötü günde destek olsun dedi. Taraftarlarımız da Galatasaray maçında müthiş bir taraftar oldu. Yaklaşık 6.900 taraftar geldi. O maçta biz tüm rekorları kırdık. Yani bir seneki hasılatın belki iki senelik hasılatı bir maçta almış olduk. Yani taraftar da özellikle bize kötü günde sahipleriz. Maalesef iyi günde stat doluyor. Herkes maça geliyor ama önemli olan kötü günde bu kulübün sahiplenmesi.